Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Haziran 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, 2021'in ikinci yarısına başlıyoruz. Önemli bir dönem tabii ki, tutulmalar var. Mayıs sonunda ay tutulması yaşadık. Bu ay bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu kişisel olduğu kadar aslında kolektif alanda, yani toplumsal alanda da dünyayı etkileyecek önemli gelişmeler, değişimler anlamına geliyor. Şimdi ikizler etkileri çok yoğun. 20 Haziran'a kadar Güneş ikizlerde, Merkür ikizlerde ama geriliyor 22 Haziran'a kadar. Bu ayın genelinde enerjileri biraz yavaşlatırken zaman zaman karışıklıklar da meydana getirebilir. Evet, sevgili akrep, parasal alanlarınıza dikkat çekiyor gökyüzü şu anda. Hem ayın Mayıs'ın sonundaki ay tutulması yay burcunda olmuştu. Bu ay Merkür gerilemesi, finans konularında gelir gider dengeniz, bütçeniz, harcamalar, gelirler, ödemeler, borçlar, buralarda gündemleri hızlandırıyor. Merkür retrosu gecikmeler yaratabilir, karışıklıklar da yaratabilir. O yüzden her türlü alışverişe dikkatli yaklaşın, hesaplara dikkatli yaklaşın, muhasebe işlerine dikkat edin. Borç alacak dengesinde beklediğiniz gibi olmayabilir bir şeyler. Kazançlar alanında da bazı şeyler beklediğiniz gibi olmayabilir. O yüzden çok borçlanmamakta fayda var aslında. Venüs ayın başında Yengeç burcuna geçecek. Bu iyice bir tesir olarak size önemli destekler getirebilir. Özellikle 27 Haziran'a kadar Venüs Yengeç'te bir yumuşak etki getiriyor. En azından olup bitenlere bir anlayış gösterme, bir manevi yönünüzün güçlenmesi, sevdiğiniz kişilerden, yakınlarınızdan, akrabalarınızdan destekler. Bunlar manevi destekler de olabilir. Yani bunları sağlayabilirsiniz ve kendiniz biraz da hani teselli de edebilirsiniz. Eğer parasal konularda çok zorlandığınız koşullar varsa, ki oluşabilir ay geneline baktığımızda. Evet, 10 Haziran'da tutulma var yeni ay ile beraber. Halkalı bir güneş tutulması. 19 derece ikizler burcunda. İşte bu tam 8. evinizde meydana gelecek. Şimdi bu, evet, yeni bir şeyleri ortaya çıkaracak gelişmelerle ilgili ama Merkür geriliyor. Onu unutmamak lazım ve Merkür 22 Haziran'a kadar geriliyor. O yüzden parayla ilgili bir karar alsanız da, bir girişim olsa da 22 Haziran'a kadar bir durup beklemekte fayda var. Koşulları değerlendirelim. Bu bir borç konusu da olabilir, bir kredi başvurusu da olabilir. Bir yapılandırma olabilir, bir iş konusu olabilir veya bir yatırım olabilir. Yani tüm bunlara biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Ama tesirler şöyle de olabilir. Merkür gerilediği için belki 6 aylık bir konu tekrar gündeminize gelebilir. Bir ödeme konusunda ya da bir beklediğiniz bir borcun gelişinde tesirli olabilir. Yani elinize beklediğiniz, daha önceden alamadığınız paralar gelebilir. Size ait bazı yatırımların geri dönüşleri olabilir. Bu tarz tesirler de olabilir. Eşinizin kaynakları, evliyseniz eğer, eşinizin kaynakları, eşinizle birlikte mesela paylaştığınız kaynaklar, hisseli paralarınız, buralarda da önemli gelişmeler var. Bunlar geçmişten gelen tesirler olabileceği gibi yeni vereceğiniz kararlar da olabilir ama bazı anlaşmazlıkları da dikkat çekiyor. Özellikle, yani detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Her duyduğunuz şeye inanmayın. Her bilgiye hemen doğru diye inanmamak gerekiyor bu dönemde. Evet, tabii eşinizle cinsel yaşamanız, eşinizle paylaştığınız başka türlü ortak yaşamla da ilgili konularda gündemler olabilir. Buralarda da oluşabilecek huzursuzluklara dikkat etmekte fayda var. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Her akrep aynı şekilde etkilenmeyecek. Çünkü tutulma değişken bir burçta. Aslında size çok da önemli bir açıda değil. Ama eğer kişisel doğum haritalarınızda 19 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar değişken burçlardaysa, o zaman tesirler olacaktır. Yani o gezegenlerin sembollerinde etkiler olabilir. Bulunmuyorsa çok önemli tesirler almayabilirsiniz. Evet, tutulma sadece bu ayla sınırlı değil, yıl sonuna kadar etkili. Eylül ayında, Aralık ayında tekrar tutulma etkilerinin gündem yaratmasını da bekleyebiliriz. 14 Haziran'da önemli bir açı kalıbı tekrar etkinleşiyor. 2021'in en önemli açılarından birisi Satürn-Uranüs karesi.
Boğa burcunda Uranüs, Kova burcunda Satürn. Sabitlerde olduğu için siz etkilenen burçlardansınız. Özellikle ikinci dekan doğumlu bir akrepseniz. Evet, bu açık kalıbı sizi zorlayabilir. Bir anda değişim ve yenilik isteği var. Veya karşınızdaki kişilerin kontrol dışı bazı talepleri var, huzursuzlukları var. Ama bir yandan da hareket etme özgürlüğü yok. Yani şartlar uygun değil. Yani bu tabii ciddi bir gerilim yaratıyor. Ama ciddi gerilimler büyük depremler de yaratabilir. Bu huzursuzluğu iyi kontrol etmek lazım. Sağduyulu davranmak gerekiyor. Değiştiremeyeceğiniz konular varsa hayatınızda direnmemek lazım. Biraz şartları oluruna bırakmak ve kabulleniş içerisinde olmak gerekiyor. Bunlar eşinizle, evliliğinizle, işbirliğinizle de ilgili olabilir. Aileyle ilgili de olabilir. Yani bunları kabullenmek gerekiyor sevgili akrepler. 11 Haziran'dan itibaren Mars Aslan'a geçecek. Mars enerjimizi özellikle belki daha özgüvenli bir şekilde hedeflerimize, isteklerimize, arzularımıza odaklayabileceğimizi gösteriyor. Ama Mars Aslan'da çok gururlu, çok bencil de olabilir. Hani bu da bazı şeyleri çok daha fazla yokuşa sürebilir. İnatlaşmalara dikkat edeceğiz. Benim istediğim olsun, benim istediğim gibi olsun şeklindeki hareketler zarara sokabilir. Bu enerjiye dikkat etmemiz gerekecek. 22 Haziran sonrası Merkür ilerliyor. Bu günlük hayatımızda ve sizin için parasal konularda şartları biraz daha rahatlatacaktır. 24 Haziran'da ise 3 derece Oğlak burcunda Dolunay var. Bu Dolunay da iyici bir Dolunay. Ayın o gerilimini rahatlatabilecek, biraz daha hani sakinleştirecek bir Dolunay olduğunu söyleyebilirim. Toprak elementinde olduğu için güvenlik alanlarında da bir istikrar arayışı var. Ama bu istikrarı ve huzuru bize verme konusunda da yardımcı olabilir. Kişisel doğum haritanıza lütfen bakın. Özellikle 3 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar öncü burçlardaysa ya da toprak burçlarındaysa etkiler artacaktır. Evet, bazı düşünceleriniz netleşebilir bu Dolunay'da. Yakınlarla temaslarınız da artabilir. Kardeşlerle ilgili gündemler var. Bu Dolunay güzel bir tatil, bir seyahat imkanı, bir gezi imkanı verebilir. O yüzden ayın başlarında çok acele etmeyin. Şartlar sanki gezi için, tatil için ay sonunda daha uygun olacak gibi görünüyor. Ticari konularda da, iş hayatınızda, ticari aktivitelerde de yine bu Dolunay'la beraber koşullarınız biraz daha netleşebilir, daha görünür hale gelebilir, daha verimli olabilir sizin adınıza sevgili akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.